Lunch için diyor. Token yakma yaklaşırken yüksek riskler, bilmeniz gereken her şey şeklinde haberi görüyoruz. Şimdi bir konuşacağız. Buradaki hani muhabbetler neymiş, ne değilmiş vesaire derken tabii ki duruma yönelik değerlendirmelerde bulunmak gayretinde olacağız. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. İzleyenler bunları yapsın. Hem bu videoyu beğenin hem de kanala da abone olun lütfen. Önemli şeyler bunlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğeni bırakanlara da, abone olanlara da. İstiyorsanız tabii ki Facebook'tan takip edebilirsiniz. Hatta şunu söyleyeyim. Önceki videolarda da söyledim. Twitter hesabı kurduk. Yeni yani. Oradan takip edebilirsiniz. Daha kısa, net ve anı anına tabii paylaşımlar oluyor. Orası üzerinde. Dediğim gibi isterseniz Twitter'dan takip edebilirsiniz. Sayfasının linki de Facebook ve katıl butonu üyelik linki ile beraber bu videonun açıklamalar bölümünün en altında mevcut zaten. Öyle yani. Dileyen orası üzerinden gerçekleştirebilir, hareket edebilir. Muhabbet bu. Lunge için token yakma yaklaşırken yüksek riskler, cart curt muhabbetleri. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şu anda yakın biliyorsunuz ki yakın zaman içerisinde zaten gerçekleştirilecek. Ne zaman olduğu tam olarak bilinmiyor. Başlangıçta yakım etabıyla alakalı genel yakıma ilişkin bildiğiniz üzere belli bir soru işareti oldu. Ekim ayında yapılması bekleniyordu. Fakat Ekim ayının içerisinde biz herhangi bir yakım görmedik. Devamında ifade edilmiş bulunuldu ki bu yakım devam eden etapta yapılacak ve 275 milyar adet lunca denk gelen miktarda lunç mu yakalım yoksa USDC mi yakalım tartışması var. Bu belki belli bir güruh tarafından aynı plana bağlı olarak dümenden ortaya atıldı belki. Belki gerçekten bu tartışılıyor bilmiyorum ama muhtemelen büyük bir ihtimalle olayı seçimden sonrasına taşımak amacındalar. Bunu daha önce de defalarca gördük. Mesela Ethereum bile düşünün yani Ethereum biliyorsunuz ki şu an en büyük yani ağlardan bir tanesi. Adamlar tuttu merge yükseltmesini bir aya yakın erteleyerek normal tarihten vaktiyle 2022'de Fed'in para politikasını açıklayacağı güne denk getirdi. Yani bu tarz olaylar yapılıyor. Ha, o zamanki biraz dümenden bir olaydı. Bir şey olacağından değil. Ama yani şu an o şekilde değil. Şu an tabii ki de piyasalar bu tarz olaylara nedir o? Tepki verir yani onu anlatmaya çalışıyorum. Pozitif anlamda, pozitif şekilde. Bakalım nasıl olacak. Lunge'da da dediğim gibi bu şekilde beklenen bir yakımı aslında seçim ve hatta belki 7 Kasım'daki, 5 Kasım'daki seçimin ardında 7 Kasım'daki faiz indirimi sonrasına alıp mesela adam şu anda yaksa ne olur böyle bir yakım olsa? Eminim fiyata etkisi olur. Anlık patlar ondan sonra tekrar düşer. Yani %100 ne kadar yükseleceğinden emin değilim ama 2-3 gün sonraki seçime kadar aha şu fiyata geri düşeceğinden eminim. Yani o yüzden bunu daha sürdürülebilir kılabilmek için belki de böyle bir düşüncede bulunuyor olabilirler. Burada bilmeniz gereken risklerle alakalı her şey derken yani risk şöyle, her yatırımın şöyle bir riski vardır. Yatırımcılığın ana gerekçesinde yani ilk etapta kısa süreli karlılık istenir. Yani ben yatırım yaptım, burası bana düzenli bir getiri sağlasın. Yani yüksek volatilite her zaman tabii ki direkt bir biçimde istenmeyecektir. Bu çok önemli. Kimse bunu ideal kabul etmez. Yani bugün 5 kat arttı, yarın %90 düştü. Sonra 3 kat artar, geri yarıya düşer. Yani bu tarz olaylar istenmeyecektir. Bu şekilde. O yüzden buradaki hep söylüyorum. Risk dediğimiz kavram
kısa süreli olayları ifade eder. Büyük varlık yöneticileri boşu boşuna parasının ciddi bir kısmını bilindik varlıklarda tutmaları boş muhabbetten geçmez yani. Çünkü adam onu istediği zaman yani sürekli bir karlılıkla aynı zamanda kısmi bir nakit olarak kullanır. Ben böyle tutuyorum. İstediğimde mesela daha riskli bir varlık da olabilir. Mesela farklı bir portföyümdeki farklı bir varlık veya alım yapmak istediğim farklı bir varlık düşük kaldı. Buradan kar satışı yapıp kardan hadi eyvallah deyip tamamını değil tabii ki ekseriyetle belli bir kısmını ben buradan çekip bunu da sermaye olarak kullanabilirim, kullanmalıyım mantığından geçer. Bunlar önemlidir. Buradaki risk de budur. Sonuçta Lunge'u mesela yukarıdan alan vardır. Bak ne kadar negatif. Bunun bir de tersi var mesela. Hani ters durumu da var. Ne gibi? Biz işte sattım sonra bir anda yükseldi. Ya yani öyle oluyor işte. Tamam mı? O yüzden burada yapılacak yatırım kısa sürede yatırımcıyı hani bozmayacak miktarda olması önemli. İkincisi mesela en basitinden belki Ekim'de adamlar Ekim'de yakım yapmadı yani değil mi günün sonunda şu an? Yani bu yakımı Ekim'de bekliyorduk gelmedi. Değil mi? Şimdi durup dururken adamlar onu söylediğinde Ekim'de olmayacak desen havada kalır. Ama bak bir yandan da yapmamış oldular işte. Dolayısıyla burada bu tarz olaylar işte öngörülebilir değil yani onu söylemeye çalışıyorum ama yatırımcının buraya yapacağı yatırımlarda işte bu tarz öngörülemezlikleri tolere edebilecek miktarı girmiş olması gerekiyor zaten. Ve bunu uygun noktadan girmiş olması gerekiyor ki şey olsun, olası durumda kar edebilsin. Değil mi? Yani bunlar bu söylediklerim tabii oldukça önemli şeylerdir şeklinde de altını çizelim. Seçime dikkat edin. Muhtemelen devamında dediğim gibi yakımla taşlandırmak isteği içerisinde bulunacaklardır. Bunlar da önemlidir. O gelecek yakımla da birlikte tabii fiyatlarda yüksek oranlı artışlar yaşanması beklenir. Bunlar da önemli konulardır. Bilinmesi gereken şeyler de bunlardır. Yani çok fazla ne aşağı ne yukarı. Hani şu anki var olanlar bunlar. Hareket edebilecek şekilde bulunun. Ve risk ödül paritesini bilerek hareket edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.